Sinema Artı'dan herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler mi bekliyor? Birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlerden özel bir seçki, haftanın öne çıkan sinema haberleri, yönetmen Kubilay Erkan yazıcıyla keyifli bir sohbet, usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın hayatına yakından bir bakış, çoklu kişilik bozukluğu filmleri listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın beyaz perdeyle buluşan filmlerini sizler için derledik. Sinema Artı Vizyon Artı ile başlıyor. Thor, Aşk ve Gök Gürültüsü. Dinginliğini bulmak için iç yolculuğa çıkan Thor'un huzuru, tanrıların yok edilmesini isteyen Gore the God Butcher olarak bilinen galaktik bir katil tarafından kesintiye uğrar. Şimşek tanrısı karşılaştığı bu tehditle mücadele etmek için Kral Valkyr, Korg ve çekici Mjolnir'i kullanabilen eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına başvurur. Ekip zorlu rakiplerini çok geç olmadan durdurmak için korkunç bir kozmik maceraya atılır. Taika Waititi imzasını taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Matt Damon, Karen Gillan, Chris Pratt, Tessa Thompson, Melissa McCarthy ve Russell Crowe gibi yıldız isimler yer alıyor. Bir Düş Gördüm. Yönetmen koltuğunda Murat Çeri'nin oturduğu Bir Düş Gördüm, bir trafik kazasında babasını kaybeden ve annesi hastanede komada olan 8 yaşındaki Tarık'ın başına gelenleri hikayeliyor. Hafızasını kaybeden küçük çocuk köyde yaşayan dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Bir yandan yeni hayatına alışmaya çalışan Tarık gördüğü düşlere tutunmaya çalışır. TRT'nin ortak yapımcısı olduğu Bir Düş Gördüm'ün başrollerinde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl yer alıyor. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında. Marvel stüdyoları Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmiyle Çoklu Evren'in kapılarını açıyor ve sınırlarını hiç olmadığı kadar zorluyor. Sam Raimi'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Doktor Strange eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkar. Gizemli yeni bir düşmanla yüzleşmek için çoklu evrenin akıl almaz ve tehlikeli alternatif gerçekliklerini kat eden Doktor Strange'i Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı yapımda Elizabeth Olsen ve Chiwetel Ejiofor da rol alıyor. Dirlik Düzenlik. Hicran, Vildan ve anneleri Dudu aynı evin içinde sevgiyle nefret arasında gidip gelen bir ilişki içinde yaşarlar. Ver şunu be. Bir emlak acentasında yöneticilik yapan Vildan aslında şarkıcı olmak istemektedir. Hicransa bir türlü dünyaya ayak uyduramayan, yürüme engeli olan bir öğretmendir. Kardeşi gibi olmak, onun gibi giyinmek ister. Ailede herkes kendi hikayesinin kahramanı olmak isterken, Dudu'ya gelen evlilik teklifi evdeki tüm dengeleri alt üst eder. Ne haliniz varsa görün o zaman. Kendi kendinize. Nesim Yetik'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Asiye Dinsoy, Betül Esener ve Dudu Yetik yer alıyor. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüzle Sinema Artı devam ediyor. Kaldırma
Cannes Film Festivali'nde jüri üyeleri belli oldu. 17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek 75. Cannes Film Festivali için geri sayım devam ederken, sinema severlerin heyecanla beklediği festivalin bu yılki jürisi açıklandı. Geçen yıl Altın Palmiye kazanan Titan filminde başrolde yer alan Fransız aktör Vincent Lindon, bu seneki festivalin jüri başkanlığını üstlenecek. Jüride yer alacak, sinema severlerin yakından tanıdığı bir diğer isim, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi oldu. 2009'da jüri başkanlığı yapan Isabelle Huppé'den bu yana ilk kez bir Fransızın jüri başkanlığını üstleneceği festivalde, Lyndon'la beraber karar alacak diğer jüri üyeleri ise şöyle. Amerikalı yönetmen Jeff Nichols, İngiliz oyuncu ve yapımcı Rebecca Hall, Hintli oyuncu Deepika Padukone, Norveçli yönetmen Joachim Trier, İsveçli oyuncu Naomi Rapace, İtalyan oyuncu ve yönetmen Jasmine Trinca, Fransız yönetmen Lodge Lee. Yazar ve sinema araştırmacısı Agah Özgüç, 90 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul'da 1932'de dünyaya gelen Özgüç, 1950'li yıllarda Yelken, Petek, Şairler Yaprağı, Türk Sanatı ve Salkım gibi birçok edebiyat dergisine şiirler ve denemeler yazdı. 1961'de ise profesyonel anlamda gazeteciliğe başlayan Özgüç, artist, sinema, ses, perde, 7 gün, video haber, gelişim sinema, beyaz perde, Cumhuriyet Dergi, Antrakt, sinema, albüm, Öküz ve Sinema 65 gibi sinema ve magazin dergilerinde yazdı. Birçok yayın kuruluşuna özel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunan usta isim, sinema belgesellerine de danışmanlık hizmeti verdi. Sinema alanında birçok kitap da kaleme alan Agah Özgüç, Türk sinemasına katkıları nedeniyle 1992'de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Altın Artemis Ödülüne, 1992 ve 93'te Ankara Sanat Kurumu'ndan Sinema Ödülüne, 1999'da Ankara Film Festivali'nde Aziz Nesin Emek Ödülüne, 2000 yılında da Sinema Yazarları Derneği'nce Emek Ödülüne layık görülmüştü. Son yılların dikkat çekici filmlerinin başında gelen The Batman'in devam filminin çekileceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre filmin senaristi ve yönetmeni Matt Reeves, ikinci film için kolları sıvadı. Başrol oyuncusu Robert Pattinson'a ikinci filmde kimlerin eşlik edeceği ise henüz netleşmiş değil. 2022'nin en çok kazanan filmi olan gişede 759 milyon dolar hasılata ulaşan The Batman, geçen hafta bir online platformda da yayınlandı. Filmin hayranları şimdiden kedi kadın rolündeki Zoe Kravitz, Riddler rolündeki Paul Dano ve Penguin rolündeki Colin Farrell'ın yeni hikayede yer alıp almayacaklarını, hangi yeni karakter ve oyuncuların seriye dahil olacağını merakla bekliyor. Başına ne oldu? Seni dövdüler mi? Usta yönetmen Atıf Yılmaz imzasını taşıyan, Cengiz Aytmatov'un eserinden sinemaya uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından biridir. Adın ne senin? Filmde Asya ile Cemşit'in oğlu olan Samet rolünü canlandıran oyuncuysa Elif İnci'dir. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilal İnci'nin kızı olan Elif İnci ayrıca Kara Para Aşk, Vizontele Tuğba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda da rol almıştır. O vardı bir zamanlar. Onu sevmiştim. Sinema Artı devam ediyor değerli izleyenler ve şu an stüdyoda çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir sinemacı, yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı. Hocam hoş geldin Sinema Artı'ya. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Öncelikle keyifler nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda ve burada olmak harika hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Burada olduğunuz için asıl biz de harika hissediyoruz. Hoş geldin. Sefa geldin tekrar.
Uzak ülkeyi konuşacağız bugün. Çok önemsediğim bir proje, çok emek verilmiş bir film Uzak Ülke. Çok sert bir hikayesi var aynı zamanda hocam. Tabii festival sürecini tamamladı. Özellikle uluslararası arenada büyük ses getirdi. Çok önemli ödüller aldı. Festival süreciyle başlamak isterim. Ondan sonra aslında o sert konuya biraz daha giriş yapacağım ama festival süreci nasıl geçti hocam? Özellikle uzak ülkenin, uzak ülkelerden aldığı tepkiler nasıldı? Evet, çok teşekkür ederim. Ben burayla başlamak benim için de iyi. Çünkü filmin bana hissettirdiği şeyle doğrudan aslında ilişkili. Çünkü insanların verdiği tepkileri ancak festivalde gözleyebiliyorsunuz. Yoksa çok dar bir alanda filmi birkaç kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Fakat bu tip filmlerin izleyiciye ulaştığı yer festivaller. O yüzden de benim için iyi bir başlangıç bundan söz etmek. Uzak Ülke, Türkiye'deki ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yaptı 2020 yılında. Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da ve İzmir'de festival seyircileriyle buluştu. Daha sonra uluslararası birçok festivalden daha doğrusu kabul gördü. İlk biz Bangladeş'te Dhaka'yla başlamıştık. Uzak Doğu izleyicisiyle filmin buluşması aslında çok heyecan verici. Çünkü farklı bir kültür ve filme nasıl tepki vereceklerini gerçekten çok merak ediyordum. Ondan çok iyi dönüşler aldım ben. Arkasından Soçi'de film yarıştı ve orada ben en iyi yönetmen ödülü aldım. Ve çok değerli filmler var. Çok önemli bir festival Soçi Film Festivali. Ve orada gerçekten çok iyi yönetmenlerle ve iyi filmlerle Uzak Ülke aynı festivalin içerisinde bulundu. Ve çok değerli de bir ödül aldı oradan. Benim aslında yönetmenliğimin bu anlamda ilk tesciliydi. Festivallerin böyle bir tarafı da var. Arkasından Uzak Ülke Orta Asya'da, Doğu Avrupa'da, Paris'te, Brezilya'da Sao Paulo Film Festivali'ndeydi ki benim o aslında çok heyecanlı. Çünkü bir ilk yönetmen için çok büyük bir şey orada olmak ve o listede olduğum yönetmenler hepsi böyle filmlerini izleyip hayranlık duyduğum insanlardı. Benim için gerçekten orası bir final oldu. Ben ondan sonra artık filmi hiçbir yere göndermemeye başladım. Çünkü son gösterildiği yer çok büyük bir festival. Bir doygunluk oldu değil mi? Yani bir yönetmen için evet. Tabii şey böyle bu tip bir doygunluk esasında olmaz ama... O sanırım tatmin etti beni. Evet. Sao Paulo'da filmin çok çok saygı duyduğum yönetmenlerle aynı listede olup orada onlarla beraber yarışması ve orada film hakkında çıkan yazılar, işte makaleler, yani bunlar tabii hem ikinci proje için çok motivasyonumu arttırdı hem de artık yeter filmin yolculuğu bu kadar filan diye düşünmeme neden oldu açıkçası. İspanya'dan biz iki tane ödül kazandık. Birisi en iyi yönetmen, birisi en iyi oyuncu ödülüydü. Birkaç görüntü ödülü aldı film. Görüntü yönetmeni ödülü aldı. Hatta sanatla ilgili de ödüller aldı film. Böylece festival yolculuğunu tamamladım. En iyi yönetmen ödülünü de o kadar hak ederek almışsınız ki hocam. Gerçekten hani filmi izleyince de evet ya diyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. İlk film tek mekan ama o tek mekanın riskleri ve işte o kurduğunuz, kendi ellerinle kurduğun bir set var değil mi? Evet. Orada aynı zamanda yani çok büyük bir emek var yani. Evet, yani ilk yönetmen için, ilk yönetmen aslında ilk film, ilk yönetmenlik için bir dönem hikayesi anlatmak, bunu tek mekanda anlatmak ve iki oyuncuyla sadece hakikaten iki oyuncuyla anlatmayı tercih etmek hepsi bugün yani Uzak Ülke'yi çektikten 5 yıl sonra oturup konuşsak derim ki ya bunları biz tekrar düşünmeliyiz. Gerçekten böyle mi yapmalıyız diye derim. Gerçekten şu anki tecrübemle, yaşadıklarımla bunu söylerim. Ama o gün hikayeyi yazarken de, bütün o evreni kurarken de, çekerken de... işte bu biraz şey böyle, sinema isteği. İşte gözü kara biz biraz böyleyiz ya. O yönetmence, ilk yönetmenlik cesareti ve bunun içerisinde... böyle gözünü karartarak falan da öyle girdim hakikaten. Ve ama şöyle de bir düşüncem vardı aslında. Ben ilk filmimi yapıyorum ve yeteneklerimi de insanlara gösterebileceğim bir şey bu. Ve o yüzden de yani
böyle bir şeyi tercih etmek de aslında. Yani hikayeden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yoksa hikaye aslında uzun zamanda kurduğum bir hikayeydi ama. Yani yönetmenlik noktasında tabii yeteneklerini gösterebildiğin de bir alan oluyor. Evet hocam, film. Yani şöyle söyleyeyim. Hani sinematografik dili gerçekten çok güzel atmosfere izleyiciyi sokuyor ve kapılıp gidiyorsunuz bir şekilde. Dünyaya kızgın bir çocuk var, bir Trabzon Rumu. Evet. Mübadele döneminde geçiyor ve kampta o çocuk. Gerçekten dünya ile kavgası var. Ve işte yeni rejim tarafından hain ilan edilmiş bir Osmanlı subayı, Türk subayı. Osman, evet, karakterimiz, binbaşı. Evet. İkisinin kavgayla başlayan bir dostluğunu görüyoruz yavaş yavaş. Ve gerçekten dediğin gibi çok naif bir dilini anlattı. Fikir o kadar hoşuma gitti ki o dönemin o çarpıcı hikayesi ve iki dostluğu yavaş yavaş pekişmesini izliyoruz. Fikir nasıl ortaya çıktı? Onu merak ediyorum. Bunun şöyle bir şey söyleyeyim. Esasında... Şimdi biz tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktığımızda bir imparatorluk kaybettik aslına bakarsanız. Ve yeni cumhuriyet kurulurken tabii ki bütün o süreçlerden dersler çıkararak bir yapı oluşuyor. Ve bu imparatorluk kaybettiğinizde bu tabii 600 yıllık bir enkaz oluyor ve bunun altında kalıyor insanlar. Hepimiz bunun altında kaldık ve birileri o enkazdan, biz de buradayız. Yani bize de bakın, hani Osman o enkazın altında, Paris o enkazın altında. Yani bunların hepsi imparatorluğa ait insanlar. Ve ben biraz dönemi anlamak için aslında o enkazın altına bakmayı tercih ettim. Onu söyleyebilirim. Yani yaklaşımla ilgili bir mesele olarak bunu ifade edebilirim. Fikir, şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim size. 1923'te Trabzon'dan Yunanistan'a Ortodokslar gönderilirken gemiler yetersiz tabii. Yani 1500 kadar insan var Of'ta yaşayan ve 120 tanesi geri kaldı. Geride kaldı. Gemi kalanı alamadı. O 120 insan 16 ay boyunca kampı kurduğum yere 2 kilometrelik bir mesafedeki başka bir kampta. Gerçek bir kampta o insanlar yaşadılar. Tabii hikaye böyle değildi ama 16 ay boyunca orada yeni bir gemiyi bekledi bu insanlar. Ya fikir şuradan çıktı. Bir hikaye öğrenmiştim. Bir adam o kampta yaşarken köyde bıraktığı bir ineği merak etmiş. Bir emriniz var mı? Onu bulmak için kamptan çıkmış. Acaba ineğim hala duruyor mu diye. Ve sonra ineğinin orada işte öldüğünü görüp kampa tekrar geri dönmüştü. Bunun üzerinden aslında her hikayenin temeli böyle bir adam çıkıp gelse ne olur? Tabii hani bunu kurgusal bir evrene taşıdığınızda elbette ki katmanlar oluşturuyorsunuz. Filmin alt metinleri oluşuyor. Onun için de dönemi anlama noktasında ben bir işte düşmüş bir subayla, aslında hani böyle düşmüş melekler var ya, Osmanlı'da bir düşmüş subay aslında. Onunla esasında Osmanlı Devleti anne diyen, hani askerler için devlet annedir ya, öyle düşün. Padişah babamızdır, devlet annemizdir. Evet. Yani Osmanlı düşüncesi yanılır mı? Evet. Yani Osmanlı annesini kaybediyor aslında. Biyolojik, yani sosyolojik annesini, siyasal anlamda. Sosyolojik manada aslında annesini kaybetmiş bir kişi. Paris'te annesi tarafından terk edilmiş. Ve evet, sizin ifade ettiğiniz gibi hakikaten etrafındaki bütün yetişkinler tarafından aldatılan iki tane insan var. Birisi Paris, birisi de Binbaşı Osman. Binbaşı Osman'ın aldatılması daha farklı bir şey. Gerçi o mücadele ettiği şeyin başka bir şeye dönüştüğünü düşündüğü için belki öyle bir tepki içerisinde. Ama ikisi de kızgın. Ve ikisi de kimliksizleşmiş. Esas benim orada ifade etmeye çalıştığım. Çünkü siz... O insanlardan bir anda ait oldukları devleti aldınız ellerinden, değerleri aldınız elinden. Ve o insanlar kimliksizleştiği anda tabii bütün o sahil, kamp, yani oradaki kamp birazca karanlığa dönüşüyor, bir sınıra dönüşüyor. İşte uzak tarafı onun deniz ve deniz esasında sinematografide karşılığı, edebiyatta da karşılığı bir belirsizlik. Ve diğer tarafa da geçemedikleri için o flu alanda bu iki insanın birbirini önce anlama, sonra da bu onları benzeştiren ortak bir kader var. Onun üzerinden hiç böyle baba oğul hikayesine hiç sokmadan işi, bir mentörlük hikayesine sokmadan. Ama o iki insanın da kendi varlık alanlarını tanımlamasına da izin vererek öyle bir evren kurmaya çalıştım bu Zalpik üzerinden. Ve bunu yaparken de tabii ki kurucu dönem üzerine de filmin konuşmasını istedim. Çünkü bu da bizim anlamamız gereken bir dönem. Yani doğru yanlış asla o tip bir eleştiri yapmadan anlamamız gereken bir dönem. Yani orada da o dönemde de insanlar yaşadı ve hakikaten baktığınız zaman da mübadele büyük bir sosyolojik meseledir, dönüşümdür.
giden insanların büyük travmaları vardır. Hakeza bir imparatorluk kaybettiğinizde de büyük bir travmadır bu. Şimdi evet. İnanamıyorum. Yani biz bir çakıl taşı vermeyiz öyle değil mi? Ama bir imparatorluk kaybediyorsun. Düşün. Bunun da çok büyük bir travması var. Bunların üzerinden bir hikaye oluşturmaya çalıştım ben. Müthiş. Hocam orada evet vatansızlar ama aslında çok önemli bir cümle söylüyor orada Osman Binbaşı. Bir vatanın olmayabilir ama bir ismin de mi yok? Evet, evet. Evet orada birbirleriyle artık isimlerini öğreniyorlar. Hatta işte çocuk rütbe almaya başlıyor. Evet, evet. Bu arada çocuk oyuncu Abdurrahman Gönan çok yakışmış filme. Nasıl oldu kast süreci? Nasıl tanıştınız? Nasıl dahil oldu filme? Ben işte Trabzon'un Çaykara'da bir bölgede çok sınırlı alanlarda böyle annelerden duyulan o arkaik Rumca hala konuşuluyor. Ben özellikle çocuğun o dile en azından duyuş noktasında olsa bile aşina olmasını istemiştim. Ve çocuğu bulacağım yer buradaki kast ajansları şunlar bunlar değildi. Direkt ilk fark ettiğim şey, kendime söylediğim şey oydu. Ben onu oradan, çünkü o kayalarda buradan giden bir çocuk öyle yürüyemez. Öyle nefes aralıkları yoktur. Yani o kadar detaylı düşünmek zorunda hissediyorsunuz ki çocuğu hisset, yani oraya ait bir şey olmalı o. Ben orada bütün ilkokulları gezdim. 1000 tane çocuk yaklaşık, 5. sınıf çocuğu. Hepsiyle deneme çekimleri yaptım önce. Sonra İstanbul'a döndüm. Çalıştım üzerinde. 100'e kadar düşürdüm onları. Tekrar gittim o 100 tane çocukla tekrar deneme çekimi. Bu benim 6 aylık çok bir süremi aldı, inanın. 6 ay mı? Evet. Aynen. Evet. Sonra 2'ye kadar indirdim. 2 tane çocuk vardı. Bir tanesinin ailesi izin vermedi. Onun hatta hala aklımdadır. Acaba nasıl dururdu yüzü falan diye. Abdurrahman'ı tabii birçok şey arıyorsunuz aslında. Çok zeki olmalı çocuklar. Abdurrahman çok zeki bir çocuktu. Ama büyük bir meseledir hakikaten bir yönetmen için. Çok büyük bir risktir. Bir çocuğun sırtına koca bir filmi yüklemek risk. Ama işte alıyorsunuz o riski. Başlangıçta biraz zorlandı Abdurrahman ama ona tabii daha böyle kolay, daha uzaktan, daha yakın görmediğim sahneleri önce çektim. Alıştık biraz, kameraya alıştık. Bir oyuncu koçumuz vardı. Ben daha çok onunla çalışmasını, sonra işte benim izlememi tercih ediyordum. Çünkü biraz da benden çekiniyordu. Böyle sert görünüyorum galiba, bilmiyorum ama biraz çekiniyordu benden. Ama yavaş yavaş alıştık ve 5 haftada çektim ben filmi. Abdurrahman'la çalıştığım için de gerçekten memnunum ama yani çok, çok özellikle tabii şöyle bir şey oluyor hep. Yani bu profesyonel oyuncularda da böyle hani biraz başta zorlanıyorsunuz, sonra açılıyorsunuz ama mesela Abdurrahman'ın finale doğru hakikaten oyunculuğunun koştuğunu ben düşünüyorum. Tabii ki hani bir çocuk ve ilk defa işte bir filmde olmanın bir takım dezavantajlarıyla karşılaşsam da toplamda Abdurrahman'ın ortaya koyduğu performanstan gerçekten çok memnunum. Yani ben de izleyici olarak mesela o kızgınlığı çok iyi aldım Abdurrahman'dan. Ve tabii Haydar Şişman var. Haydar abi bambaşka tabii. Gerçekten geçtiğimiz haftalarda da kendisini konuk almıştık burada. Yani böyle pastel renklerin içinde çok karizmatik bir yüz görüyorum ona bakınca. Evet, böyle o bakışlar işte mimik falan. O kadar yakışıyor ki filme. Bu filme de çok yakışıyor. Size şöyle söyleyeyim. Biz İspanya'da gerçekten Haydar abi Hollywood oyuncularını, orada en iyi erkek oyuncu ödülü aldı Haydar abi. Ben Haydar abiyle çalıştığım için çok memnunum. Haydar abi uzak ülkede bana göre hani Osman'ı hiç tereddüt etmedim. Yani Osman Haydar Şişman'dır diye. Daha önce tanışmıyorduk ama ortak arkadaşımız vardı. Haydar abinin daha önceki şeyi de izlemiştim. Kalandar Soğuğu'nu izlemiştim. İşte yol kenarının bazı sahnelerini görmüştüm. Ve Haydar abi benim için çok netti kafamda. Hatta direkt alıp senaryoya götürdüm. Abi sen Osman'sın dedim. Oturup konuştuk. Böyle Osman oldu. Ama Haydar abinin minimal oyunculuğunu ben çok değerli buluyorum. Ve bunun hala dünyada bir karşılığı olmasından da açıkçası çok memnunum. Bunu özellikle İspanya'da, İspanyol seyircisi Haydar abinin o minimal oyunculuğunu çok iyi şekilde kabullendi. Tabii ki şimdi tabii bizim setimizin içerisinde o bazen prodüksiyon bir oyuncuyu ezer. Hani büyük prodüksiyonun içerisinde oyuncu kaybolur. Tam bizim setimiz Haydar Şişman'ın oyunculuğunu gösterebileceği bir prodüksiyona sahipti. O yüzden de çok öne çıktığını düşünüyorum Haydar Bey. Kesinlikle hocam. Yani film
uluslararası arenada boy gösterdi dedik. Tabii izleyicinin karşısına çıktı ve televizyonda artık TRT 2 izleyicinin karşısına çıkacak. Biz de o konuda gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Film uzun süredir ben de izlemiyorum. O güzel. Ben de televizyonda izlemek... TRT 2 ekranında izleyelim beraber. Evet. Çok heyecanlanıyorum onun için. Evet. İnsanlarla beraber izlemekten. Evet. Gerçekten olacağım. Ekip olarak tüm herkesin eline emeğine sağlık diyeyim tekrar. Uzak ülke için hocam. Peki biraz daha senin özeline gelsem Kubilay hocam. Bu sinema macerası nasıl başladı diye sorsam. Yine nereden başlarsın? TRT başlattı. Vallahi şöyle. Bu hikayeyi hep anlatıyorum. Burada da anlatayım. Şimdi 86 yılıydı galiba. TRT 1'de bir sinema kuşağı vardı. Bütün klasikleri gösterdiler orada ama. Tabii önden tanıtımları oluyordu. Kurosawa'nın 7 Samuray'ını işte gösterecekler. Ben de abimle tabii böyle şey Attila Dorsay çıkıyor önce konuşuyor anlatıyor filme dair. Şimdi o kadar da müthiş bir film ki yani bunun hakkında bir saat falan konuşmuşlardı. Ben öyle bekledim. Sonra işte film başladı 3,5 saat falan biliyorsunuz. Çarpıldım diyebilirim. Yani tabii o zamanlarda kadar da bir şeyler izliyorsunuz falan televizyonda ama ya, bu başka bir şey geldi bana hocam. Ve ben oradan... takıldım. Sinemanın büyülü dünyasına yani oradan takıldım. Yani böyle bir şeyi ben yapabilir miyim düşüncesi bende. Ta o işte 11-12 yaşlarında falan başlamış bir şey. İşte Bakanlıktan ilk kısa filmi 2006'da falan yaptım. Böyle YouTube'un derinliklerine gömdüm falan. Yani denemeler falan oldu. 2012'de Bakanlıktan destek aldım. İlk kısa filmim için destek aldım. Ondan sonra biraz atölyeler falan yapmaya başladım. Gençlerle, liseli öğrencilerle onlara sinema eğitimi verirken bir yandan da kendi tekniğimi geliştirdim sürekli kısalar çekerek falan. Sonra belgesel çektim 2014'te. Sonrasında Uzak Ülke'yi fikir olarak vardı o. Ta 2012'deki kısa filmim de benim biraz ona yakındır. Yine o mübadele ama bir gecenin hikayesidir. Yani göç meselesine takıntılı birisiyim öyle diyebilirim. Yani şimdi yeni hazırladığım projede yazdığım senaryoda bir göç hikayesi. Yani üçleme yapmak istiyorum öyle diyebilirim. Bir göç üçlemesi yapıp özellikle bunu işte 1930 öncesinde tutup Trabzon'la kendi işimi zihnimde bitirmek istiyorum. Çünkü ben Trabzonluyum. Daha özel söyleyebilir miyim? Biz hep ofluyum hatta. Evet. Oradan aldığımı, biz ona vadi kültürü falan diyoruz. Oradan aldığımı oraya verip ondan sonra işte normal zamana, bugüne kendimi çekebilirsem çekeceğim öyle bir sinema yapmak istiyorum. Harika hocam. Kubilay Erkan Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ ol, var ol. Ben de çok teşekkür ederim. Yeni projelerine lütfen seni burada tekrar ağırlayalım hocam. Çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Kabul ettiğiniz için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İki tane öküz mü hala? Borcun ne kadar yavrum senin? Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman gibi usta oyuncuları bir araya getiren Atıf Yılmaz imzalı Kibar Feyzo, bugüne kadar komediyle yoğrulmuş en sağlam sistem eleştirisi yapan filmlerden biridir. Var mı? Marabanın toprağı mı olur beyim? Öyle ki film 1988 yılına kadar yasaklı kalmış, özel televizyonların hayatımıza girmesiyle beraber ekranlarda kendine yer bulabilmiştir. Allah ağama zeval vermeye. Bu hafta yakın plan bölümümüzün konuğu, sinemamızın en değerli yönetmenlerinden biri, Atıf Yılmaz sizlerle. Atıf Yılmaz. Bu hafta ölüm yıl dönümü nedeniyle andığımız Atıf Yılmaz Batıbeki, 9 Aralık 1925'te Mersin'de dünyaya gelir. Ailesi Elazığ'ın Palu ilçesinden bu Akdeniz şehrine göç eden Yılmaz, ilk ve ortaokulu Mersin'de bitirir. Lise eğitimi için İstanbul'a gelir. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlar. Mezuniyetinin ardından bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümüne giren Yılmaz, burada usta ressam Nuri İyem'in derslerine katılır. Okulu bitirmesinin ardından bir süre ressamlık, senaryo yazarlığı ve film eleştirmenliği yapar. Usta sinemacının yolunun 7. sanatla kesişmesi, 1950 tarihli Allah Kerim isimli filmde asistanlığa başlamasıyla gerçekleşir.
Sonraki yıl bu defa Hüseyin Peyda imzalı Mezarını Taştan Oyun isimli filminde senaryosunu üstlenir. Anama ve bacıma mümkün olduğu kadar geç duyurun. Babam ağır hastaymış. Aynı yıl Yılmaz artık kendi filmlerini yapacak yeterliliğe ulaştığına inanır ve Kanlı Feryat isimli yapımla yönetmenliğe soyunur. Orhan Günşiray'la bir yapım firması kuran Yılmaz, 1964 yılında sinemamızın bir başka duayen ismi Ayşe Şasa'nın senaryosunu kaleme aldığı, bugün klasik olarak değerlendirilen pek çok filme imza atar. Demin de arz etmiştim. Bendenizin otele gidişi tamamen bir ziyaret sebebiyleydi. Ah Güzel İstanbul, Balatlı Arif. Doğru mu o kız hikayesi? Sana nişanlım diyormuş, doğru mu? Köroğlu. Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerim bulutlansın istemem. Yedi Kocalı Hürmüz. Berber kocam, şimdi düşer bayılırım. Bu kaçıncı ayol? Çabuk git aç. Allah'ım sen bilirsin. Ve Güllü. Bu iki önemli ismin işbirliği sonucu ortaya konan filmlerden en bilinenleridir. Babam mıdır? Babamız. Keşanlı Ali destanıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülen Atıf Yılmaz, 80'li yıllarda bu kez Ömer Kavur ve Yavuz Özkan'la başka bir yapım şirketi kurar. Başta Selvi Boylum Al Yazmalım olmak üzere Bir Yudum Sevgi... Yapamayacağım ben. Şekerpare, Ah Belinda gibi merkezine kadın kahramanları alan filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan yönetmen, ülkemiz festivallerinin pek çoğundan da ödüllerle döner. Yarım asırdan uzun süren sinema kariyeri boyunca her yıl en az bir filmle izleyici karşısına çıkan usta yönetmenin, fantastik hikayelerden sosyal adaletsizliğe, basit komedilerden epik hikayelere dek hemen her türde 110'u aşkın filmde imzası bulunur. Ulan ne arıyorsun orada? Ben Sevda Kuşu'yum. Çık 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 çık. Ulan ırz düşmanı. Ben sana gösteririm şimdi kuşluğu ha. Bir dönem Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Yılmaz, sinema sanatına eğitmen olarak da katkıda bulunur. Nurhan Nur, Ayşe Şasa ve Deniz Türkali ile olmak üzere 3 kere dünya evine giren usta sinemacı, 2004 yılında çektiği Eğreti Gelin filmiyle beyaz perdeye veda eder. Sen elinden tutsun, sen ustan olsun. Saygıda sakın kusur etme. Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan ve birçok yönetmen yetiştiren Atıf Yılmaz, yakalandığı mide kanseriyle olan mücadelesini 5 Mayıs 2006'da kaybeder. Cem Karaca'nın çok sevilen Öbür Dünya şarkısı, aynı zamanda Kibar Feyzo filminin de müziğidir. Sevilen şarkı, dünyaca ünlü video oyun şirketi EA Games tarafından NBA Live 2016 oyununun tanıtım videosunda da kullanılmıştır. İlgiyle izleyeceğiniz bir liste artı var şimdi sırada. Sizler için çoklu kişilik bozukluğunu konu alan filmler listesi hazırladık. Disosiyatif kimlik bozukluğu olarak da bilinen çoklu kişilik bozukluğu tamamen bellek ve kimlikle ilgili bir rahatsızlıktır. You stole my story. Kendi içinde sürekliliği olan ve birbirinin yerini alabilen kimliklerin aynı kişide varlığını sürdürdüğü hastalık sinema içinde çokça kullanılan bir tema olmuştur. How old are you? Nine. Sizlere bu hafta çoklu kişilik bozukluğunu işleyen filmlerden bir liste derledik. You do not speak. Your job is just to sit there and look in. İlk Korku. Başrahibi öldürmekle suçlanan genç bir adamın savunmasını üstlenen deneyimli avukat, tüm deliller aksini söylese de gencin masum olduğunu düşünür. That's the worst story I've ever heard in my entire life. Hapishanede gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda genç adamda çoklu kişilik bozukluğu olduğu anlaşılınca davanın gidişatı değişir. What do you think he's up to? I honestly don't know.
Gregory Hablett'in yönetmenliğini üstlendiği, Edward Norton'ın rol aldığı ilk film olan İlk Korku listemizde 10. sırada. It's a mistake to stick it down in the eyes of the most powerful people in this city. İki Ruhlu Adam. Çoklu kişilik bozukluğu filmleri listemizin 9 numarasında Robert Louis Stevenson'ın ölümsüz eserinden uyarlanan İki Ruhlu Adam yer alıyor. İnsan ruhunun iki yüzü olduğuna inanan Dr. Henry Jekyll, biri iyi biri kötü olan bu iki taraf ayrıldığında insanın özgürleşeceğini düşünür. Bu uğurda yaptığı deneyler sırasında kendi kimliği de karmaşıklaşan doktor, vahşi bir katil olan Hyde'a dönüşmeye başlar. Dr. Jekyll, içindeki Hyde'dan kurtulmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalır. You and me are the only people that know about. Gizli Pencere. You scare too easy. Karısı tarafından aldatılan ve yaratım sıkıntısı çeken ünlü bir yazar olan Mort Rainey, göl kenarında bir evde inzivaya çekilir. Günün birinde kapısına dayanan bir yabancı, depresif biçimde günlerini uyuyarak geçiren yazarı intihalle suçlar. Ayrıca romanının sonunu değiştirdiği için de kızdığı Mort'un benliğini sorgulama süreci böylelikle başlar. Stephen King'in öyküsünden uyarlanan listemizin 8. sırasındaki Gizli Pencere'nin başrollerini Johnny Depp ve John Turturro paylaşıyor. He knows what you're here for. Parçalanmış. 23 farklı kişiliği olan disosiyatif kimlik bozukluğundan muzdarip Kevin, 3 genç kızı kaçırarak bir yere kapatır. Kurtulmaya çalışan kızlar her gün Kevin'in başka bir kimliğiyle iletişim kurmak zorunda kalırlar. Listemizin 7 numarası olan Parçalanmış'ın başrollerini James McAvoy ve Anya Taylor-Joy paylaşırken yönetmen koltuğunda M. Night Shyamalan oturuyor. Siyah Kuğu. Kuğu Gölü Balesi'nde Siyah Kuğu'ya hayat verecek dansçı arkadaşıyla aralarında başlayan rekabet, Nina'yı psikolojik bir çıkmaza sürükler. Karanlık tarafını keşfeden ve onunla yüzleşmek zorunda kalan Nina için bu durum giderek felakete evrilir. Natalie Portman, Mila Kunis ve Vincent Cassel'in başrollerde yer aldığı, Darren Aronofsky imzalı Siyah Kuğu listemizde 6. sırada. What happened to my sweet girl? She's gone. Our car won't start. Çıldırış. Çoklu kişilik bozukluğu filmleri listemizin 5 numarasında başrollerde Adrian Brody, Keira Knightley ve Daniel Craig'in yer aldığı Çıldırış bulunuyor. 2005 yapımı filmde Körfez Savaşı'nda başından yaralanan ve gazi olarak evine dönen Jack'in yaşadıkları hikayelenir. Hafızasında problem yaşayan genç adam otostop çekerek evine dönmeye çalışırken bir kadınla tanışır. Kısa süre sonra hastanede uyanan Jack, zihninde kopuk kopuk olan görüntüleri birleştirmeye çalışır. Zindan Adası. Suç işlemiş hastaların tutulduğu bir adadaki akıl hastanesine soruşturma için giden dedektifler, zamanla esrarengiz olaylarla karşılaşmaya başlarlar. Dedektiflerden biri, soruşturmayı derinleştirmeye çalışırken, diğer yandan kendi zihnindeki yansımalarla da baş etmeye çalışır. Denis Duhay'nin romanından uyarlanan listemizin 4. sırasındaki Martin Scorsese filmi Zindan Adası'nın başrollerini Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo paylaşıyor. Bay Brooks. Saygın bir iş adamı ve aile babası olan Earl Brooks'un kimsenin bilmediği karanlık bir tarafı vardır. We'd like to speak to Jane Brooks if it's possible.
Cinayet işlemeye bağımlı olan bu kötücül tarafından kurtulmaya çabalasa da başaramayan Brooks, sürekli yeni kurbanlar peşinde koşar. Earl'ün zihnindeki, birbiriyle savaşan iki karakterin mücadelesini resmeden Bay Brooks filminin başrollerinde usta aktör Kevin Costner ve Demi Moore yer alıyor. Sapık. Usta sinemacı Alfred Hitchcock'un başyapıtlarından olan Sapık filmi, disosyasyondan mustarip karakterlerin yer aldığı yapımlara en iyi örneklerden biri. İçerisinde birçok başka psikolojik öge de barındıran 1960 yapımı filmde, annesini ve onun sevgilisini öldürdükten sonra annesinin kişiliğine bürünen genç bir adamın hikayesi anlatılıyor. Anthony Perkins ve Janet Leigh'in başrolleri paylaştığı Sapık, listemizde ikinci sırada. Dövüş kulübü. Çoklu kişilik bozukluğu filmleri listemizde bir numara, Dövüş kulübü. Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından David Fincher tarafından sinemaya uyarlanan film, bir yolculuk sırasında tanıştığı Tyler Durden ismindeki adam yüzünden hayatı tamamen girdaba dönüşen genç bir adamın yaşadıklarını öyküler. Birbirinin taban tabana zıttı olan iki karakterin karanlık bir mizahla resmedildiği yapımın başrollerini Brad Pitt ve Edward Norton paylaşıyor. What is going on? Dövüş kulübü listemizde bir numara. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.